Herkese selam, ben Büşra, kanalıma hoş geldiniz. Videonun konusuna geçmeden önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum bu videoya denk gelenler, beni tanımayanlar için. 18 yaşındayken meme kanseri tanısı aldım. Birkaç ameliyat ve kemoterapilerin ardından sağlığıma kavuştum. 5 yıl boyunca meme kanseri hastaları iyi bilir. Tamoksifen ve Zoladex ikilisini kullandım hormon tedavi olarak. Östrojen pozitif bir meme kanserine sahip olduğum için... 5 yılın sonunda tam ilaçlarım bitecek, tedavim tamamlanacak derken aynı memede nüks tanısı aldım bu kez de kendi karşılaştığım kitleler sonucu. Nüksün ardından da yine 2 ameliyat oldum. Radyoterapi aldım 30 gün boyunca. Geçtiğimiz sene 2020 Şubat ayında tedavilerim tamamlandı. 2020 Mart ayında da bildiğiniz üzere Türkiye'de Covid vakaları başladı. Covid vakaları başladığında herkes gibi ben de çok gergindim. Tedavim yeni bittiği için hani bağışıklığım da zayıf olduğu için çok korkuyordum. Neyse 2021 Mart ayında yani geçtiğimiz Mart ayında malign tümörü olan kötü huylu tümörü olan kanser hastalarına aşı hakkı tanımlandı. Ama ben şunu diyemeyeceğim. Aşı hakkım tanımlandı hemen gittim oldum diyemeyeceğim. Bu videoyu çekme amacım da zaten hani Covid konusunda ya da aşılar konusunda çok bilgili olduğundan değil ama beni Instagram'da ve YouTube'da takip eden birçok meme kanseri hastası olduğu için hani deneyimlerimi onlarla paylaşmak istedim. Beni Instagram'da da şuraya da buraya bırakacağım ismimi takip edebilir ve aklınıza takılan meme kanseri konusundaki sorularınızı iletebilirsiniz bana. Aşı hakkı tanımlandı. Ben hemen gidip olamadım dediğim gibi. Çünkü Mart ayında Türkiye'de sadece Sinovac vardı. Ben BioNTech mi Sinovac mı olup olmamak konusunda hani hangisini olayım konusunda çok kararsızdım. Biraz beklemek istedim. Sonra BioNTech geldi. BioNTech aşılamaları başladı. Ben doktoruma sordum. Medikal onkoloğuma sordum. Genel cerrahıma sordum. Genetik doktoruma sordum, birkaç enfeksiyon doktoruna sordum. Yani bayağı bir araştırdım. Gerçekten uzun bir karar aşaması oldu benim için. Hep böyle randevu almak için MHRS'ye girdim, çıktım, girdim, çıktım. Hani karar veremedim hangisini alayım diye. Hatta bir yerde tam Sinovac mı olsam dedim. Sinovac Ankara'da bitti. Sinovac aşılaması Ankara'da olmadı. Sonra BioNTech'ten yana bir kaydım. Böyle bir arada gittim geldim sürekli. Artık doktorlarımla da konuştuktan sonra onlar bana dedi ki BioNTech ol, BioNTech daha koruyucu senin için. Ama tabii ki aşı seçimi tamamen kişisel, yani bireysel bir karar. Ben de meme kanseri hastasıyım ama başka bir meme kanseri hastasında belki BioNTech olmamalı, yani Sinovac olmalı. Çünkü belki alerjisi var, belki hani kullandığı ilaçlardan dolayı ya da son 6 ay içinde kemoterapi aldıysa. Belki BioNTech olmamalı. Yani tamamen bireysel bir karar. Yani doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Doktorunuza danışmadan ya da kullandığınız ilaçları, alerjilerinizi göz önünde bulundurmadan kesinlikle aşı tercihi yapmayın bence. Ben dediğim gibi birçok doktora sordum. İlaçlarımı söyledim. Kullandığım ilaçları. Benim herhangi bir alerjim yoktu. Sadece bir kemoterapi ilacına kemoterapi alırken 5 sene önce bir alerjim oluşmuştu. Yani o da zaten hani etkilemiyormuş sanırım. Bir sıkıntı olmaz dedi medikal onkoloğum. O yüzden BioNTech tercih ettim. Geçtiğimiz Haziran'da, 19 Haziran'da aşımı oldum. Yani sanırım bu videoyu 6 Temmuz'da çekiyorum. 17 gün, yaklaşık bir 17 gün önce aşımı oldum. Şundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi birçok faktör var aşı seçimi yaparken. Kemoterapi aldınız mı son 6 ayda? Yani ben Ankara Numune'de oldum aşımı. Aşı olmadan önce birçok soru soruyorlar. Bana dediler ki son 6 ayda kemoterapi aldın mı? Kullandığım ilaçları söyledim tabii ki. Letu ve Lucrin kullanıyorum ben. Bunları söyledim. Oradaki doktora sordular bunları. Daha sonra gebe misiniz? Gebelik şüpheniz var mı? Emziriyor musunuz? Kronik başka bir rahatsızlığınız var mı? Hepsini göz önünde bulundurmanız gerekiyor aşı tercihi yaparken. Dediğim gibi Letu ve Lucrin kullanıyorum ben. Bunu da oradaki doktora sordular hastanede. Benim kullandığım bu ilaçlar biraz bağışıklığı baskılayan ilaçlar olduğu için aşının etkisi tam olmayabilirdi. Yani biraz eksik olabilir ama herhangi bir sıkıntı olmaz dediler. Yan etkiler konusunda da farklı bir yan etki yaşamazsın dediler.
Neyse aşımı oldum. Zaten aşırı minik bir iğneydi. Yani zaten çoğu kişi de oldu. BioNTech, Sinovac. Aşılar çok küçük. Yani asla can acıtacak ya da can yakacak bir iğne asla değil. Çünkü benim her ay göbekten olduğum iğneler daha fazla can acıtıyor diyebilirim. Hatta ben 5 yıl boyunca Zolarex iğne oldum göbekten. Yani yorgan iğnesi diyebilirim Zolarex için. O çok daha fazla can yakan bir iğneydi. Aşıyı oldum. Zaten yan etkilerinden ben korkuyordum açıkçası. Çok araştırma yaptım. Böyle Twitter'a oraya buraya girince işin içinden çıkamıyorsunuz. Asla internetten okumayın yani. Hani bu konuları kanser sürecinden de hakimim aslında. İnternetten araştırılmaması gerektiğini ama aşı konusunda da böyle çok tedirgin olduğumuz için ister istemez ben de girdim. Böyle Twitter'da orada burada okudum. Okuyunca insan diyor ki yani sanırım aşı olmamalıyım. Yani hani her aşı olan çok büyük yan etkilerle karşılaşıyormuş gibi insanlar böyle diğerlerine böyle konuşamıyorum. Yani aşı karşıtları insanları aşı olmamaları konusunda böyle şey yapıyorlar, tedirgin ediyorlar. Neyse tabii ki internetteki bilgilerle hareket edecek değiliz. Bir tarafta Covid'in yan etkileri var. Onları düşününce aşınınki hiçbir şey. 19 Haziran'da gittim, aşımı oldum. Minicik bir iğne dediğim gibi. Ben sağ kolumdan oldum mecburen. Meme kanseri hastalarına şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Sol kolunuzdan bildiğiniz gibi hani mastektomi ve lenflerinize herhangi bir işlem yapıldıysa ameliyatta sol kolunuzdan kan aldırmamanız, tansiyon ölçtürmemeniz, herhangi bir işlemde bulunmamanız, ağır kaldırmamanız, işte temizlik yapmamanız gerekiyor. Çünkü lenfödem oluşunca büyük sıkıntılar yaratabilir. O yüzden aşıyı da hangi taraftan işte meme kanseri süreciniz olduysa o taraftan olmayın aşınızı. Ben sağ tarafımdan oldum, sol tarafım mastektomi olduğu için. Sağ kolumdan yapıldı. Aşı olduktan sonra böyle ilk yarım saat beklemenizi istiyorlar zaten BioNTech'te. Çünkü hani alerji durumu gelişebilir. mRNA aşısı olduğu için bu konuda biraz tedirginlikler var tabii ki. Alerji durumu olabilir diye yarım saat hastanede beklemenizi istiyorlar. Bekledik. O yarım saat boyunca hafif böyle aşıdan sonra minik bir böyle bir ağırlık hissediyor insan kolunda. Neyse eve geldik. Hani hafif bir ağırlık vardı sadece. Bazı arkadaşlarım da aşı olduktan sonra hafif böyle baş dönmeleri olmuş. Ama bende herhangi bir yan etki olmadı aşı olduktan sonra. Kol ağrısı dışında eve geldik. Böyle eve geldikten sonra kol ağrılarım bir süre geçti. Yani sanki hiç aşı olmamış gibiydim. Gece yatacağım zaman böyle kolum ağırlaşmaya başladı ve gerçekten hani kol ağrısı oluyor. Yani en belirgin yan etki sanırım kol ağrısı. Bu tarafa yatamadım. Tedavi sürecinden dolayı, kanser tedavisinden dolayı da hep böyle sağıma yatmaya alıştım. Sol tarafıma yatmıyorum. İşte sağıma da yatamayınca biraz zorluk çektim açıkçası. Sağ tarafım çok ağrıdı gece. Ama tabii ki böyle dayanılmayacak bir kol ağrısı tabii ki değil. Gece boyu ağrıları oldu. Neyse uyudum, uyandım. O gün de böyle 3'e 4'e kadar böyle akşam üzeri 4-5 diyebilirim hatta kol ağrısını hissettim. Böyle 4'ten 5'ten sonra kol ağrılarım tamamen geçti. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Başka da işte mide bulantısı, alerjidir ya da herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadım ben. Çevremde de kimsede de böyle ciddi yan etkiler görmedik. Yani size söylemek istediğim en önemli husus eğer ki meme kanseri hastasıysanız doktorunuzla görüşüp ilaçlarınızı işte yaşadığınız süreci aktarıp hangi aşı sizin için uygunsa gidip aşınızı olmanız. Çünkü hani Covid'in yan etkileri düşünüldüğünde dediğim gibi aşınınki hiçbir şey ve gitgide işte mutasyonlar artıyor. İşte Covid'in yan etkileri değişiyor, bir şeyler oluyor. O yüzden hani meme kanseri hastalarının da bağışıklığı zayıfladığı için tedaviden dolayı aşınızı olmanızı öneririm. Sadece dediğim gibi kendi ilaçlarınızı, tedavi sürecinizi göz önünde bulundurarak hangi aşı sizin için daha uygunsa, Sinovac mı, BioNTech mi işte ya da hani hangi aşılar gelecek Türkiye'ye bilmiyorum ama hangi aşılar sizin için uygunsa onu seçip aşınıza olmanızı öneririm.
aşıdan yana, özellikle de BioNTech'ten yana endişeleriniz varsa sizi çok iyi anlayabiliyorum. Yani videoda da söylediğim gibi ben de çok tedirgin olmuştum. Yan etkilerinden korkmuştum. Çok araştırmıştım. Ben ve çevremdeki hiç kimse de BioNTech'te böyle ciddi yan etkiler yaşanmadı, kol ağrısı dışında. Ama bu demek değildir ki BioNTech size uygun ya da işte Sinovac size uygun. Bunu tamamen kullandığınız ilaçları, kronik rahatsızlıklarınızı, alerjilerinizi göz önünde bulundurarak karar vermeniz gerekiyor. Doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Belki sizin vücudunuz için hani Sinovac daha uygun olacaktır. Mutlaka doktorunuza danışın. Diğer bir önemli husus da lenfödem konusu. Dediğim gibi mastektomi ya da işte memede herhangi bir işlem, lenflerde herhangi bir işlem olduysa meme kanserinden dolayı o kolunuzdan asla işlem yaptırmayın. Hemşirelere, sağlık çalışanlarına mutlaka aşı olurken bunu bildirin. İşte soldan işlem yapıldı, buradan aşı yapmayın diye ya da işte sağdan yapmayın diye. Zaten genellikle sol taraftan yapılıyor ama yine siz bunu söyleyin, unutmayın. Kullandığınız ilaçları da mutlaka söyleyin. Aşıdan sonra işte bol su içmeniz öneriliyor, alkol tüketmemeniz öneriliyor. Bu şekilde benim aktarmak istediklerim sanırım aşı konusunda bunlar. Umarım faydalı bir video olur sizler için. Meme kanseri konusunda da başta da söylediğim gibi aklınıza takılan ne olursa yorumlara bırakabilirsiniz ya da Instagram üzerinden bana iletebilirsiniz her zaman. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ne tarafta unuttum şu an. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman sorularınızı sorabilirsiniz dediğim gibi. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.